Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bakalım neymiş? Ee, bu Boolean değerleri anlamak. Boolean değerler ya yani true and false değer. iki, iki değeri var sadece. Yani on sadece iki tane. True and false. Yani bir değer doğru mu yanlış mı? Bunu, bunu anlama geliyor. Bunlara bahsedelim. Şimdi strings true, strings false are Boolean diyor. Yani bunlar tırnak işaretinde olduğu için bunlar string. Bunlarla karıştırma diyor. Bunlar asla diyor tırnak içerisinde yazılmaz diyor. Bunlarla karıştırma. Welcome to Boolean. True is the false when button running. Bu fonksiyonu diyor şey diyor, düzenle diyor. Bu şu an fonksiyon false dönüyor diyor. True dönsün diyor bu fonksiyon çalıştığında. Bu fonksiyon true dönsün bakalım. True dediğimiz zaman çalışacak. Şimdi true ne demek? Yani bazı şeyler olur fonksiyonlar ya da bazı anlar olur. E, bu şey doğru olduğunda bunu yap. Yani mesela ne diyelim e, bir oyuna gidiyorsun. Bu oyuna üyeysen bu siteyi görebilirsin. Ya da işte 18 yaşından büyüksen bu siteye girebilirsin. Veya işte ne bileyim 20 yaşın yani askere gitmişsen bunu yapabilirsin falan gibi. Bu şartlar hep turu Yani kontrol edersin. Bu adam askere gitmiş mi? Evet. O zaman turu Tamam. Ee, böyle der. Bunlar uygulamalarda daha çok anlayacaksınız eminim. Ee, conditional statement, if statement. Şimdi conditional statement var. Yani böyleyse şunu yap, şöyleyse bunu yap, böyleyse bunu yap. Yani böyle belli bir şartları sağladığımız sistemlere conditional statement deniliyor. Bunları da zaten şey yapacağız. Ne diyor? If statementler karar vermek için kullanılır diyor. JavaScript'te e, bir con condition sağlıyorsun ve bu condition known as a boolean tamam bunlar sadece true ve false olabilir diyor tamam 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 burada ne demek istiyor şimdi burası bir if ifadesi eğer diyor if saat İngilizce'de eğer derler i condition true ise yani bu şart condition true ise buradaki ifadeyi oynat. eğer burası yanlışsa bu ifadeyi oynatma. Yani şöyle düşünebiliriz. 18 yaşından büyükse sen 18 yaşından büyüksün yazdır. Değilse bu fonksiyona hiç gir, bu if şeyine girmeyecek. Yani bu ifade ancak ve ancak bu ifadenin içerisi dolu olduğunda e, ne yapar? E, harekete geçer. Şöyle bir e, örneklerle bu kısmı çok anlayacaksınız eminim. Çok kolay zaten. Şimdi burada iki tane örnek var. Bir fonksiyon test diye bir tane fonksiyon var. Bu Condition var. Eğer Condition True ise, bak Condition True ise, Return olarak It Was True diyorsun. Değilse, çünkü buraya Condition True değilse buraya girmeyecek. Bura oynanmayacak. Direkt buraya gelecek. Bu ne diyecek? It Was False diyecek. Şimdi True gelmiş. True geldi. Condition True mu? Evet. İlk önce, ilk yerde True olduğunda It Was True dönecek ve çıkacak fonksiyondan. İkincisinde ise burası true değil. Buraya girmeyecek. Sadece bunu görecek. İlk başta false diye dönecek. Şimdi tütbraktır. tamam. Bir fonksiyon if, if, diyor ki create an if statement inside function. Fonksiyon 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 içerisinde bir if statement yaz diyor. Ee, bu diyor eğer yes that was true diyor. Eğer diyor parametre was turu true true ise değilse no that was false desin diyor. Aynısı aslında. Şuraya gel bir fonksiyon yaz. Şey fonksiyon nereden çıktı? If ifadesi yaz. Şöyle. Bu ifadede was that true parametresini arıyorum. Bu true mu? True ise ne yazdırmamı istiyor? Yes. That was true yazdıracak. Ondan sonra değilse bakalım. No that was false yazdıracak. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Zaten ileriki örneklerde daha fazla oturacaktır. Okey. Kıyaslama operatörleri diyor. Bu buna eşitse, bu böyleyse, bu şöyleyse tarzında şeyler var. Kıyaslama var. Eşit eşit ifadesi eğer yani eşittir, tek eşittir ne yapıyordu? Değer atıyordu. Yani var my name Eşittir ufuk yazıyorduk ya da Cenk yazıyorduk ya da Ahmet yazıyorduk. Şimdi burada iki eşit koyarsan kıyaslama yapıyor. O ona eşit mi? Buradaki örnekte my value ona eşitse equal dön. Bak eşit ise equal dön değilse not equal eşit değil dön diyor. Şimdi burada diyor bakın gördüyseniz bu ifade condition true ya da false olmak zorunda tamam mı? Bu eğer der eşitse demek bu true dönecektir bu ifade. On ona eşitse true dönecektir. True olunca bura çalışacaktır. Tamam. Değilse çalışmayacaktır. Ee, dı 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 dı. Ya assignment operatöründen farklı diyor. Bu sağ ve sola kontrol eder diyor. Tamam. Eğer diyor benim rakamım myval şuradaki ona eşitse diyor equal dönecek. Ee, eşit olmasa not equal dönecek diyor bir bir eşit mi? True. Evet doğru. Bir iki eşit mi? False. Evet ya hayır yanlış. Bir string bir eşit mi? Yani buradaki string bir eşit mi? Doğru. Bakın bu önemli. String bir rakam bire ikili eşitlemede eşit. Ama zamanı gelecek. Bunların da birbirine eşit olmadığı bir eşitleme türü o çıkacak. Onu da anlatacağım. 3 ee, string 3, number 3'e ikili eşitleme de eşit. Bak ikili eşitleme diyorum bu önemli çünkü üçlü eşitleme de var. Ona da bakacağız. Ee, sonra ne diyor? Add the equal to operator indicated line so that function return string equal val is 12 eşitse. 12 eşitse diyor Equal'dan değilse not equal'dan. 12 eşitliğini nasıl yapacağız? Eşit eşit 12. Tamam. Bunu yapıyoruz. Eşitse equal dön. değilse bunu da. E, strict equal. Bu strict equality evet işte üçlü eşitleme diyorum ben buna. Üçlü eşitlemede. Bakın ikili eşitlemede string 3 rakam 3'e eşitti ama üçlü eşitlemede yanlış. Ancak yani orada bir önceki testte biz de değerleri karşılaştırıyorduk. Üçlü ile üç 3 eşit mi? Evet. Yani tırnak işaretinin içinde olsa da olabilir. Ama üçlü eşitlemede aynı zamanda biz tipleri de yapıyoruz. Yani bunların ikisinin de rakam ve aynı değerde olması lazım. İkisi aynı değerde ama tipleri farklı. Biri rakam, biri string. O yüzden üçlü eşitlemede bu false. İkili eşitleme olsaydı burada aynı zamanda true dönecekti. Ne diyor? In the second example e, diyor 3 diyor number string eşit değil. Evet bu önemli. Burada strict equality kullan. Yani üçlü e, işleme eşitleme kullan. Statement diyor return strict equal diyor. Bu diyor strict equal normal equal 7 eşitse. Yani strict equal normal strict equal 7 eşitse diye yapıyoruz. Hani buradan string ancak rakam gelmesi lazım ki ben burada eşitleme yapabileyim e, uh, practice comparing hmm. değişik değerleri kıyaslama için bir örnek yapmış bakalım. Examples. Hmm. Burada diyor ki 3 ile 3 üç, ikili eşitlemede eşittir diyor. Bu turu döner. Çünkü sadece değere bakar diyor. Tipe bakmaz diyor. Ama burada hem tipe bakar diyor hem değere bakar diyor. Üçlü de. Bu yüzden bunlar üçlü eşileme de aynı değil ama ikili eşilemede aynı. type of 3. type of değeri işte ne hangi tipte olduğunu dönüyor bize. Mesela burada type of 3 yazarsak rakam number tipi number dönecek cevap olarak. Burada type of 3 yazarsak bu string dönecek. Bunların ikisi birbirine eşit olmadığı için number tipi ve string tipi olduğu için bu üçlü eşleşmede bu dönmez. Ama ikili eşleşme buna bakmıyor. De, 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 de. Tamam. Compare equality function to compare two values equality operator. Modify a function that equal when the values are strictly equal. Yani aslında şunu şey yapıyor. Bu, bu diyor normal equal ama sen bunu strict equal'a çevir. Yani şimdi normalde 10 ile 10 ikili eşitlemede nasıl doğru? Yani 10 ile 10 ikili eşitlemede bunlar doğru ama strict equal da doğru. Niye? Birisi numara, birisi strict e, inequality yani eşit değilse olacak. Bu da eşit değil. 1, 2 eşit değil mi? Evet değil. 1, buradaki 1 bir, string 1'e eşit değil mi? Hayır eşit. Niye? Çünkü tek şey var. E, eşitlik var. Bunu da anlatacağım. String inequality'yi de an anlatacağım. E, burası 1. Bir. bu 1'e normalde ikili Iki eşitlikte nasıldı eşitli bir bire eşitlik ile eşitlikte birini ünlem yaparsam o ifadenin eşitsizlik olacak O yüzden e, bir buna normalde eşit ama sen eşit değil mi diyorsun o zaman yanlış hayır bunlar eşit diyeceksin Bir turuyla birbirine eşit mi Normalde eşit Çünkü bu turu bu da bir turu değer dönecek bir turu der bakın burada aslında bir turu der pozitif bir der. Eğer ikisi birbirine normalde eşit ama sen eşit değil mi diyorsun? Eşit değil mi? İlk kısmı yanlış. Yani burası biraz kafada oturmak belki problem olabilir. 0 bir falsey derdir. 0 yani değer yok, false. False 0'la false birbirine eşit aslında. Ama sen değilin değilini alıyorsun. Burada bir yanlışlık var. Bakalım burada örnekle daha iyi anlatabilir miyiz? Ee, evet. Diyor not equal olsun diyor. 99'a eşit olmadığında söyleyelim. 99'a eşit olmayacak. Nasıl yapacağız? 1 virgül 1 virgül 99. Eşitlik ifadesi nasıldı ikili? Buydu. Ama bunu böyle yapabilirsek eşit değil demek istiyoruz. Eğer diyoruz ki value 99'a eşit değilse bunu yap. Eşitse şunu yap. Bu önemli. Strict inequality. Demin vardı hatırlarsanız. Normalde 3 3 bu virgülü görmeyin. Yerine eşitlik şartı koyun. 3 3 birbirine eşitti. Sen bir bunlar bunlar eşit değil mi birbirine diyorsun. Ben de sana hayır eşit diyorum. Sen diyorsun ki bu normal 3 ile string 3 ile rakam 3 birbirine eşit değil mi diyorsun. Evet eşit değil bunlar. Bunlar farklı iki aşama. Bu 3 ile bu rakam 3 ile bu 4 birbirine eşit değil mi diyorsun. Evet eşit değil diyorum ben de. Evet burada ne diyor? Strictly equal cool, value 17 strictly equal cool eşit değilse. Yani nasıl yazılıyor? Bu kez birini virgül şey ünlem yapıyorum. 17 eşit olmuyor. Yani tip olarak da değer olarak da 17 eşit değilse bunu yap. Eşitse bunu yap. Okey. Umarım anlaşılıyordur. E, greater operator. Greater büyüktür operatörü. 5 3'ten büyük mü? Doğru. 7 3'ten büyük mü? Bu da doğru. Çünkü bu değerine bakıyor ilk. 2 3'ten büyük mü? Yanlış. 1 9'dan büyük mü? Yanlış. At great operator indicates all and return statement makes sense. Şimdi burada e, şey olarak şunu diyor. 100'den büyüktür. O zaman ben bunu 100'den büyük olması için ne yapacağım? Buraya büyüktür. 100 yapacağım. E, sonra bir şey 10'dan büyük olmasını istiyor. O zaman ben bunu 10'dan büyük yapacağım ki eğer bu rakam 10'dan büyükse 10'dan büyük diye dön. Tam o öteki türlü 10'dan aşağı dön diyor. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Yani bakın bu, bu ifade de true dönüyor. Yani if içerisindeki her ifade true ya da false dönmek zorunda. Tamam. The greater equal, equal the... büyük eşit. Yani bunu zaten matematikten biliyoruz. 6 6'ya hem büyük hem eşit mi? Doğru. Ee, 7 3'ten büyük eşit mi? Doğru. 2 3'ten büyük eşit mi? Yanlış. 7 bundan büyük eşit mi? Yani yani burası zaten matematik aslında. Burada programda hani öyle bir şey yok. Bu diyor 20 ve de, 20 ve daha fazlası diyor. Büyük eşitliği kopyala. Şuraya gel. Eğer bu sayı 20'den büyük ve eşitse, bunu dön. Burası 10 ve eşitse, bunu dön. Olayı oluyor. Şimdi bu videonun altına true ve false değerleri atacağım. Bu çok önemli. Mesela şurada bir şey yazmak istiyorum. If uh, ufuk console.log jank Sizce Cenk'i görecek miyim? Evet <laughs> göreceğim. Çünkü ufuk işareti bir turuti değerdir. Bunu ben nereden anlıyorum? Hemen geliyorum. Ee, bunu yapabiliyorum. İspek kısmına geliyorum. Bir ifadenin turuti olup olmadığına şuradan anlayabilirsiniz. Konsol. Konsolu şöyle aç. Şunu da şöyle yukarı çekebiliyor muyum acaba? Şurayı temizle. Evet temizle. Boolean diye bir olay var. Boolean'a Boolean. Şöyle içerisine boş hiçbir şey yazmazsanız boş array ne oluyor? False. Boş string false. Ama içine bir şey yazmaya başladığınız an true oluyor. Yani ben şuraya ufuk yazsam bile bu doğru bir değer olduğu için Boolean'da bu, bu konsol çalışacak. Ben buraya eksi bir yazsam ne olacak? Gösterecek. Çünkü boolean eksi bir değeri 1. Matematik gibi düşünün. Düşünmeyin. Dur şuraya kopyalayacağım. Boolean eksi 1 değeri true ifadedir arkadaşlar. Yani hatta şöyle yaparsam. Baktığınız gibi true. Yani matematik gibi düşünmeyin. Yani eksi hani, 1 negatif volume. Hayır. Ondan sonra mesela boş array. Boş array. Bakın yine doğru. Cenk'i görüyorum. Ne yanlış mesela? sıfır. Sıfır koyun. Göremeyeceksiniz cenge. Empty string koyun. Göremeyeceksiniz. Undefined yazın. Göremeyeceksiniz. Null yazın. Göremeyeceksiniz. Zaten falsy derler şeydir. Azdır. Yani bu videonun altına bununla alakalı bir link koyabilirim aslında. Ya da şöyle true and false yazayım. Uh, what is it to, to return false diye bir tane şey var. Bakın. E, şurada empty list, empty şey. Burada bir makale aslında e, yapılması lazım. Ben onu aradım aslında. To value testing diyor. Okey. Bakalım. Tam aradığım şeyi bulamadım ama e, zaten onun linkini aşağıya koymaya çalışacağım. Eğer unutmazsam zaten bir şeyin doğru mu yanlış mı olmadığını olduğunu bilmek istiyorsanız boolean'ın içine o değeri yazın. Önemli olan o. Evet. Tamam. Bunu da çalıştıralım. Less than operatörü. Bu çok basit. Hani Yani 5'ten küçük mü? 7'den. Aslında bu çok basit. Bu 25'ten aşağıysa diyor. 25'ten aşağıysa under 25, under 55 yani bunu yap, bunu yap, bunu yap. Bu çok basit aslında. Ee, less than and equal yani 5'ten küçük eşit. Küçük eşitlik muhabbeti biliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi strictly rakam arasında burada bir problem yok. Smaller than 12, küçük eşit 12. Smaller than ve equal 24. Tamam bu kadar. Basit. Logical operator diyor. Şimdi bak burada çok mantıklı bir şey var aslında. Gördüğünüz gibi bir rakam diyor 5'ten büyükse veya 10'dan küçükse buna yes yaz. Şimdi rakam aynı zamanda hem 5'ten büyük hem de 10'dan küçük olacak. Yani 6, 7, 8, 9 rakam. 10, 10 gelse mesela yanlış. 15'ten büyük ama bundan küçük değil. Tamam. Ee, o yüzden böyle bir logical operator düşünebilirsin. Bunu diyor tek satırda yazabilirsin. Rakam hem 5'ten büyük hem 10'dan küçükse arada AND operatörü kullanabilirsin. Bunlara logical operator, logical AND operator diyor. Yani burada gördüğün gibi AND operatörü ile iki ifadeyi bilmiyor. Yani. yani. iki tane şartın varsa mesela sen e, maçta oynamak istiyorsun. Hem kramponun varsa hem e, forman varsa oynayabilirsin diyebilirsin. İkisini aynı anda kontrol edebilirsin böyle end operatörü bu işe yarar. Burada ne diyor? E, tamam. To statement using end operator which will return yes is 50'den küçükse ya da eşitse 50'den küçük eşitse veya 25'ten büyük eşitse yes dönder. Geri kalan diyor e, no dönsün. Tamam. O zaman bunu tek bir ifadede yazmak istiyorum. Şunu bir diğer ifi siliyorum. Bu value ne yapacak? 50'den küçük eşit 50 ve end operatörü evet burada. Aynı zamanda bu sayı ne olacak? Büyük eşit e, 25 olacaksa yani 25'ten büyük ve eşit 50'den küçük ve eşit olacaksa yes öteki türlü no. Yani bu şartın ikisinin de aynı anda sağlanması gerekiyor. or operator diyor. Or operator de hani ya o ya o anlamında geliyor. Eğer rakam ondan büyükse, burada hemen örneğe bakalım. Gösterimi de şu şekilde. Ondan büyükse diyor, no dön. 5'ten küçükse, ona da no dön. Yani rakam gördüğünüz gibi ondan büyükse veya 5'ten küçükse no. Bunu nasıl şey yapacağım, birleştireceğim normalde. Yani hani normal şartlar altında, and operatörü ne yapıyordu? İkisini de aynı anda doğru olması lazım. İkisinin de aynı anda doğru. Or operatöründe ya şu ya şu. Deminki forma, krampon muhabbetine gelirsek burada or operatörüyle diyor ki ya forman olacak oynamak için ya kramponun. O zaman dersin ki kramponun veya veya forman varsa oynayabilirsin. İki şarttan biri bize yetiyorsa o zaman biz ne diyoruz? Veya. Okey. Burada gördüğünüz gibi işte ondan büyükse veya beşten küçükse no dön gerisine yes dön. V değil bak. V'de iki şartında her iki tarafı da doğru olmak zorunda. Ama orada tek bir tarafının doğru olması yetiyor. Diyor ki It complete the if statement diyor. Ee, gördüğünüz gibi outside if eğer bu rakam diyor 10 ile 20 arasındaysa ve dahil olarak bak inklusif dahil demek şeyde outside yoksa inside dönsün diyor tamam o zaman ben bunun ikisini birleştireceğim bunu siliyorum ve diyorum ki val diyorum arasında değilse yani ondan küçükse onlar dahil veya 20'den büyükse. Şimdi şu inklusif olayını bu ona mı dahil ediyor, ona mı tam bilmiyorum ama şimdilik böyle deneyelim. Yalnız eşittir koyacağız zaten. Evet, ona dahil etmiyor. Bunu da tamamladık. Introduction the introducing the else statement diyor. Bunu başka bir olay. Bunu bir sonraki videoda geçelim. Umarım anlaşılmasını yavaş yavaş böyle ısınıyoruz. Önemliydi bu konular. Kıyaslamalar önemli. İkili eşitlik, üçlü eşitlik bunlar önemli. Bunları anlamanız gerekiyor. Truity value, false value ne demek? Bunları anlamanız gerekiyor. Yani şu ifadenin sadece tanımlandığı zaman, doğru olduğu zaman şu ifadenin yani şu kıvırcığın işi çalışacağını bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz.